Evet, geldik bir senenin daha sonuna vardık. Aralık ayına, yeni yıla girmeye hazırlandığımız bir ay. Oldukça da yoğun bir ay. Hem Aynen. gezegensel Çok etkiler yoğun. açısından hem astroloji okulu olarak Hem biz de bizim için bayağı değil mi? evet Hem de aktif bir gezegenler ay. için. Ve ayın başlarında hemen yeni ayla başlıyoruz aslında. Yeni ay Yay burcunda gerçekleşiyor. Şöyle 10 derece Evet, 59 evet. dakika Yay'da Ay Güneş kavuşumuna başlıyoruz. Ne diyorsun? Güzel. Yay burcu hep dediğim gibi çok sevdiğim bir enerjiyi anlatıyor. İyimserlik, coşku, umut, heves, Evet. Güzel. yaşamak, Evet. seyahat etmek, hayatı anlamlandırmakla çok alakalı. Bu yüzden bu yeni ay benim sevdiğim bir yeni aydın. Pek çok insana da iyi geleceğini düşünüyorum. Düşün, Seyahate iyimser. çıkmak için, Evet. birbirimize hediyeler almak, birbirimizi mutlu etmek Yılbaşı için. üzeri zaten değil mi? Aynen, Yani bu yılbaşı ayın üzeri başı olduğu ama için. bu ay içerisinde Ben gerçekleşecek Aralık olan. ayını seviyorum. Zor Evet. transitler olsa bile güzel Evet. bir başlangıç bence buradaki Yapıyoruz. yeni ay. O zaman yeni ay ile birlikte özellikle 3 Aralık'tan itibaren Yay burcunun da ifade ettiği Evet. uluslararası işler, turizm, yayıncılık, eğitim gibi Hepsi. alanlarda adımlar Evet. atabiliriz. Aynı zamanda Yay burcunun yine ifade ettiği hani biraz hayata geniş vizyondan bakacağımız temalar içerisinde daha fazla Doğru. yer alabiliriz. Yayıncılıkla ilgili özellikle bir takım gelişmeler kaydedebiliriz ki bizim de bazı gelişmelerimiz Aynen, olacak. birazdan bahsedeceğiz. Evet, evet özellikle Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapacağı 5 Aralık tarihi. Merkür Evet. burada baktığımızda Akrep'in sonlarında 5 Aralık tarihi sonrası bilgiyi yaymak, Aynen. açıklamak, Yayımlamak. yayınlamak Değil açısından mi? Ya güzel. O gayet zaman güzel. söyleyelim. Ne Evet, yapıyoruz? tam 7 Aralık'ta Evet. Caddebostan Kültür Merkezi'nin B B salonunda salonu 3. katta sizlerle bir arada olacağız. oluyoruz. Evet. Kitabımızı İmzalayacağız. İlişkiler Astrolojisi kitabımız. imzalayacağız. Aynı konu başlıklı sunumlarımız olacak. Barış Özkırış'ın benim. Halka açık, ücretsiz olacak. Evet. Ve cumartesi gününe denk geliyor. Aynı o gün Kova burcunda oluyor. İkimiz Ne de Kova güzel, burcuyuz bu ikimiz de Kova arada. burcuyuz. Ve sabah saat 11'den itibaren başlayacağız. Öğleden sonra 2-2.30'lara kadar hem kitabımızı imzalıyor olacağız. İlişkiler Astrolojisi. Aynı zamanda astroloji okulumuzun diğer kitapları da standımız olacak fuayede. 3. katta. Ve aynı zamanda da bu konuyla ilgili bilgiler paylaşacağız. Ne anlatacaksın o gün şöyle bir Ben kabaca? o gün küçük tiyolar vereceğim. Burçlar, aşk hayatları, mesela Koç burcu ne Evet. bekler, ne Süper. arar Harika. ve ne bulur? Tabii en Evet. Tabii ne arıyoruz, ne önemlisi. Bütün buluyoruz? bunlardan kısa kısa bahsedeceğiz ama Bahsedin. tabii kitabımız çok kapsamlı. Yani bizim Kapsamlı. orada Evet. çok minik bir özet gibi, küçücük bir özet gibi olacak Özet gibi. burçlarla ilgili kitabımızda çok fazla şey var. Fazla Gerçekten şey var iyi bir ders ama kitabı aynı yaklaşık bir saat zamanda. sen konuşacaksın. Bir saat ben Evet. konuşacağım. Bayağı uzun Ben yine. de şöyle bir ilişkilerde nelere bakıyoruz. Burç uyumlarına hangi gezegenlerle bakmalıyız? Mesela biz sadece burç derken kendi burçlarımızı anlıyoruz. Ama işin içerisine Venüsler, Marslar girdiği Pek çok zaman ne şey oluyor, ne giriyor. bitiyor? Bu konuyla ilgili yani en temel seviye izleyicinin de anlayabileceği, daha ileri seviye astroloji öğrencisinin de anlayabileceği, istifade edebileceği güzel bir sunum olacak. 7 Aralık'ta keyifli İnşallah, bir evet. şekilde Hep beraber beraber orada olacağız. olacağız. Cumartesi gününe denk gelen bu tarihte. Şimdi Aralık ayı dediğim gibi bilgi paylaşmak açısından Aralık başları güzel. Evet. Fakat Merkür Neptün karesinin olduğu 6 Aralık tarihi var. 6 Aralık tarihi 5-6 Aralıklarda biraz İşte burada önemli yanılmalara sözleşmeleri yapmamakta fayda var ve önemli kararları almamaya çalışmakta fayda var. fayda var. Çünkü sonradan pişman olabiliriz. Aha. Yanıldığımızı anlayabiliriz. Neptün'ün yanılgı veren etkisini de düşündüğümüz zaman ve pişman olabiliriz sonradan Evet. kararlarımızdan 5-6 yapmamamızda Aralık fayda var bunun. tarihleri bu arada biz 7 Aralık'ta Merkür-Neptün karesini atlatmış oluyoruz. Aynen. Ben de onu düşündüm. Şimdi evet biz atlatmış oluyoruz. Öncesinde bu etkilerin devreye girdiğini görüyoruz. Bizim önümüzde ne var? Yani Merkür'ün açıları olarak baktığımızda 7 Aralık sonrası 7, 8, 9, 10 Aralık Merkür Uranüs üçgeni var. 10 Çok Aralık'a güzel. kadarki dönemde etkin olacak. Bu da nelere işaret edebilir? Yepyeni kararlar, Ah, güzel. ilerici, aydınlanmaya yönelik, reform yaratabilecek hayatımızla ilgili kararlar ve tabii Uranüs'ün kendisi astrolojiyle alakalı. Aha. Merkür ise
klasik astroloji, astroloji ile alakalı görülüyor. Çok güzel bir temas bu. Doğru. Bizim adımıza da güzel bir temas yani. Belki bizim seminerlerimize katıldıktan sonra insanlar astroloji öğrenmeye daha fazla ilgi duyacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Belki biz yeni bir sınıf açıveriyoruz. Dur bakalım, böyle bir duyuruda bulunuruz. Evet, çok soranlar olmasın var. Bununla ilgili şu anda bizim bu konuştuğumuz günde henüz Merkür Retro. Bugün bu arada evet, 8 Kasım 2013. Daha 8 Kasım'dayız bugün. Dolayısıyla Merkür Retrosu devam ediyor. Bu yüzden bazı duyurularımız olacak. Bunlar Aralık ayı içerisinde olacak. Şu anda henüz netleşmemiş aynen olan şeyler. Ve 13 Aralık tarihinde yine bunun akabinde... Evet, devam edelim. Şöyle 17 Aralık'tan biraz daha geride bu haritaya da evet bakacağız devamında. Bir dolunay öncesinde evet 13 Aralık'ta Jüpiter Satürn üçgeni kesinleşiyormuş. Jüpiter Satürn üçgeni. Evet, i̇şte ne deriz buna? Bu da şu açıdan 10-13 arası çok etkili. Jüpiter'in bize anlattığı umutlarımızı gerçekleştirme kapasitemizi bize anlatıyor mesela bu destek daha kalıcı hale. Evet. Çünkü Jüpiter'i çok sevsek de enerjisini, Jüpiter her zaman bize tabii bir istikrar ve kalıcılık anlatmıyor. Doğru. Ama Satürn'ün kendisi istikrar ve kalıcılığı anlattığı için ben bu tarz temasları seviyorum. Bireysel haritada da seviyorum. Çünkü bir şekilde ikisini bir araya getirebilmemiz gerekiyor hayatımızda. Evet. Teorik olanla gerçek olanı bir araya getirebilmemiz o gerekiyor. Yoksa sadece teoride kalıyor hayat. Ayağı yere basan projelere imza atabiliriz. Kesinlikle. Daha sağlam doğru ilerlemeler kaydedebiliriz. Evet. Bu arada hemen işin burasında bir başka duyurum da var. Onu da söyleyeceğim. Merkür, Jüpiter'de, Satürn'de her ikisi de dünya süresinde çok önemli gezegenler. Çok doğru. Ve ekonomik döngülerde bu ikisinin birbiriyle olan açılarına da bakılır. Evet, doğru. Biz de tam da bu açının kesinleştiği günün ertesi gün 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Cumartesi günlerinde bir başka aktivitemiz olacak. İngiliz Astroloji Derneği Başkanı Roy Gillett bizle beraber olacak. Roy Gillett'le beraber çok güzel iki tane seminerimiz var. Birincisi 14 Aralık'ta Astroloji Okulu'nda yani burada 14 Aralık tarihinde sabah erken başlıyoruz saat 10 gibi Solar Fire astroloji programının anlatımını yapacak Roy Gillett. Solar Fire astroloji programı hani artık amatörlerin de kullanmaya başladı. Keyifle kullanmaya başladı bir astroloji programı. Aynı zamanda astroloji okulu öğrencilerinin de bizlerin de kullandığı bir program. Uluslararası alanda bunun sunumlarını yapan İngiliz Astroloji Derneği'nin başkanlığında yapan. Hatta öğrenci olmayanlar bile katılıp katılabilirler rahatlıkla. Astroloji Birliği Derneği'nin İngiliz Astroloji Derneği'nin başkanlığında yapan Roy Gillett aynı zamanda Solar Fire programının da distribütörlerinden dolayısıyla temsilcilerinden diyeyim daha doğrusu bize bu konuyla ilgili tam gün sunum yapacak. Yaşasın. Her seviyede astroloji öğrencisine hitap edecek. Ve ertesi gün 15 Aralık pazar günü ben Roy Gillett'le birlikte dünya süresi konuşacağım ve gökyüzünde birazdan bahsedeceğiz. Mars'ın 7 Aralık'ta terazi burcuna geçmesiyle birlikte aynen İşte öyle. Benim beklediğim geçiş buydu Mars, aylardan beri. Mars terazi burcuna geçiş yapıyor. 0 derece 7 Aralık tarihinde aynen ve birazdan konuşacağız. Ay sonuna doğru özellikle Mars'ın gökyüzünde Uranüs, Plüton ve Jüpiter'le oluşturacağı bir büyük kare açı formu var. Evet. Büyük kare ya da Grand Cross dediğimiz bu açı formu tabii ekonomide bize neler getirecek, ekonomik anlamda uluslararası ilişkilerde neler getirecek, kişisel hayatlarımıza neler getirecek bunları Roy Gillett'le konuşacağız. Yarım gün ben sunum yapacağım. Yani 2-3 saat Roy sunum yapacak. Ve astroloji okulumuzda gene düzenleyeceğiz. Duyurularını da çok yapacağız. Tam gün boyunca bu konular hakkında merak edenler, bilgi almak isteyenler 2014'te bizi neler bekliyor konuşacağız. Çünkü bu bahsettiğimiz açı kalıbının etkileri Aralık ayında Uranüs Mars'ın teraziye geçmesiyle başlıyor. Temmuz sonlarına kadar yani Mars teraziden çıkana kadar. Mars uzun süre bizimle beraber. Aynen yani öyle. Mars bir geliyor bir gitmiyor bu sene. Devam ediyor. Dolayısıyla bizim kişisel gelişimimiz açısından da çok önemli. Sert açı kalıpları bizim gelişimimiz yönünde çok önemli etkiler ortaya çıkartır. Tabii ben bu dönemi biraz da güneş aktiviteleriyle birlikte de
okuyacağım, bahsedeceğim. İçinde mesela, bulunduğumuz günlerde de arttı. Aynen öyle. Vibren atakların başladı. Şimdi hemen onu söylemek üzereydim. Yani gerçekten. Biz bugün 8 Kasım tarihindeyiz. Evet, özellikle bu ayın, Kasım ayının 12'si, 13'ü, 14'ü civarı etkin güneş aktiviteleri olabilir. Yer manyetik alanında bazı etkileşmeler, yer manyetik alanında dalgalanmalar olabilir diye düşünüyorum. Tabii sadece negatif etkiler olarak sakın görülmesin. Tabii. Bizim kişisel gelişimimiz açısından çok önemli. İnsan bilinci üzerinde, sinir sistemi üzerinde, beyin üzerinde, düşüncelerimiz üzerinde, sağlığımız üzerinde etkileri var. Bütün bunlardan da seminerde de bahsedeceğim. Evet, çok aktif bir ay. Anlat bitmiyor. Şimdi bir taraftan hemen ilerleyelim diye de bakıyorum. Ay güneş karşıtlığı, dolunay, yay burcunda, ay karşıt güneş 25 derece. İkizler burcunda bir dolunayımız var. Bir dolunayımız var 17 Aralık'ta. İşte burada birazcık iletişimle ilgili, medyayla ilgili bir çalkantı bekleyebiliriz. Evet. Yani şöyle bir çalkantı. Mesela beklenmedik bazı gelişmelerin ortaya çıkması, bazı gergin etkilerin, iletişim konuları, seyahatler ve maalesef yılbaşı üzeri tabii. Bazı açıklamalar mı? Bazı açıklamalar, sosyal medyadaki bazı belki beklenmedik durumlar, basınla ilgili, yine internetle ilgili, uçaklarla ilgili. Olabilir. Biraz daha çalkantılı bir dönemi bize anlatıyor. Allah'tan ki hani açık kalıbı olarak çok sert bir açık kalıbı daha yok. Sonra oluşacak. Biraz daha ileride. Ama bir süre sonra o da yolda. Şey peki hani burada özellikle önemli bilgilerin ortaya çıkması, belki yeni bir takım teknolojik aletler olabilir. Yeni bir takım öğretiler olabilir. Yılbaşı üzeri aslında mesela bazı telefonların yeni modellerini de çıkarabilirler. Mesela olabilir. Çünkü tabii. İnsanlar birbirine hediye aldığı için o dönemde tabii böyle şeyler firmalar da tercih ediyor aslında bu dönemlerde genelde. Doğru. Evet. Peki bir sonraki slaytımıza gelelim. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve yine 21 Aralık'ta Venüs gerilemesi başlıyor Oğlak Burcu'nda. İşte burada biraz sıkıntı var. Biraz sıkıntı. Ama önce şuna girelim. Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi Cumartesi gününe denk geliyor. Evet. Cumartesi gecesine denk geliyor. Evet. Daha doğrusu gündüz de Cumartesi gecesi 21 Aralık'ta bizim bir aktivitemiz daha var. Evet. Yani bizim bu ay Aralık full ayımız. Full aktivitelerle dolu ne bir ay. Ne aktivitemiz bu? Kış solstisi yaşanıyor bizim bulunduğumuz yarıküre ve biz de kışa merhaba gecesi düzenliyoruz. Erken yılbaşı kutlaması yapıyoruz. Geçen yıl da yapmıştık. Aynen. Geçen yıl çok dikkat çekmişti çünkü 21 Aralık 2012 önemli bir tarih olarak. Önemli tarih biz de demiştik ki o tarihte hiç korkulası bir şey yok. Biz hatta eğlenerek kutlayacağız. Yeni kış solstisini karşılayacağız. Yine öyle yapıyoruz. Astroloji okulu olarak tüm öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz, onların arkadaşları, ahbap dostlarımız, sizlerden gelmek isteyenler olabilir. Duyurularını yapacağız. Nerede yapacağımızı da duyuracağız. Şu an henüz belli değil. Ve arzu edenler tabii aramızda olabilir. Süper. Kış solstisini kutlayacağız. Yeni sezona merhaba diyeceğiz. Venüs Retro'da başlıyor. Evet, Venüs Retro hakkında ne diyorsun? Oğlak Burcu'nda. İşte burada hem sevdiğim hem sevmediğim özellikler var. Retro ile ilgili. Sevdiğim bölümünü ilk söyleyeyim. Moral bozmamak adına. Geçmişten yarım kalmış olan şeylerin belki nihayete ermesi, tamamlanması. Bu bir aşk ilişkisi olabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi olabilir. Tekrar gündeme gelebilir. Ve orada eksik kalan karma diyeyim. Çünkü retro, geri gitmek karmik etkilerle de çok ilintili. Tekrar kendini gösterebilir ve bir şekilde ya nihayete erebilir tamamen ya da gerçekten tekrar bu iki kişi bir araya gelebilir. Tamamlanabilir. Bu sevdiğim bölümü. Evet. Sevmediğim bölümü ise Venüs'ün gölgesinin çıkacak olması. Yani ilişkilerin içerisinde ihanet, manipülasyon, entrika gibi şeylerin biraz daha hani plütonik etkilerin diyeyim o Venüs'ün gölgesinde olan onların ortaya çıkabilecek olması. Yani ilişkilerde bozulmaların ortaya çıkması. Bu tabii aynı zamanda estetik operasyon geçirecek kişiler için olumsuz bir dönemi anlatıyor, temkinli olmaları gereken bir dönemi anlatıyor. Ama belki bu estetik operasyona yıllardır düşünüp de burada tamamlamak istiyorlarsa bu onlar adına olumlu bir
enerjiye de dönüşebilir. Tamam. Peki 21 Aralık'ta başlıyor. Hı hı. 1 Şubat'a kadar yaklaşık, evet, 40 gün boyunca 40 diyelim. 40 gün boyunca geri hareket. Oldukça uzun Venüs bir dönem aslında. Oğlak Burcu'nda sürdürüyor. Evet. Belki şöyle de diyebilir miyiz? Hı hı. Venüs Oğlak Burcu'nda ilişkileri ciddiye almak demek. İlişkilerdeki, evet, sorumluluklarını almak, hı hı, demek. Belki ilişkilerimizde biraz şöyle kendimizi geri çekip bir ilişkide ne yapıp ne yapmadığımıza, neyi eksik neyi fazla yaptığımıza, sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdiğimize, evet, bir bakmak gerekiyor. Kendimizi bir çeki düzen yoksa aksi takdirde 1 Şubat'a doğru nihayete de erebilir o ilişkiler. 14 Şubat üzeri diyorsun. Tam da 14 Şubat üzeri yalnız kalarak bir başka iyi transiti bekleyebilirsiniz. Aman dikkat diyelim. Evet. Çok enteresan tabii. Değişik bir ay aralık. Bu arada ay, evet, ben kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu dereceyi böyle görünce hani bir müddettir farkındayım, evet, zaten. Benim haritamda Venüs 28 derece Oğlak'ta ve retrodur. Tam aynı derecede başlaması. Çok enteresan. Çok enteresan. Bakalım neler getirecek. Enteresan bir şeyler Ocak ayında orada sizlerle daha doğrusu tamamlansın. Şubat ayında doğru bir sizlere bir geri dönüş yaparız. Evet. Ne oldu, ne bitti benim hayatımda diye. Gerçekten de ilginç, benim gibi olanlar olabilir. Tam aynı derecede retro edenler. Venüs Oğlak Burcu'nda olanları tabii ki daha çok ilgilendiriyor. İlişkilerdeki bazı eksikliklerin, tam yerine oturmamış şeylerin tamamlanması. Çok enteresan sanatsal projeler, evet, çıkabilir ortaya. Ortaya çıkabilir. Yaratıcılığı ifade eden. Yani en azından bu dönemde oluşturulup bu dönem bittikten sonra, yani aslında bu sanatçılar için ki çok sanatsal da çok meslek var aslında. Astroloji de bir sanat. Evet, doğru. Harita yorumlama sanatı. Doğru. Gerçekten de burada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hem çok enteresan bir proje çıkabileceği gibi, tam yılbaşı üzeri diyeyim. Evet. Biraz ilişkilerimizde tatsızlıklar da çıkabilir. Yani bu biraz aslında Venüs eğlenmekle de çok alakalı olduğu, doğru, için. Ve tam 31 Aralık'a doğru, doğru, hepimizin eğlenmeyi arzu ettiği bir gecede tatsızlık belki bazı çıkmasın, tatsızlıklar olabilir. Evet. Dikkat etmek o lazım. O zaman 21 Aralık sonrasında yaklaşık 40 gün boyunca ilişkilerde dikkat. Tabii o birkaç gün öncesinden de 21 Aralık'tan tabii, kendini tabii belli etmeye başlar. Şubat'ın 1'inden sonra da bir müddet daha küçük bir etkisi devam eder. Ama sonuçta her zaman retrolar olur, geçer. Retrodan bu kadar korkmayalım. Evet. Merkür retrolarını çok abartıyoruz. Venüs retrolarını da bu kadar abartmaya gerek yok. Dediğim gibi, hı-hı, retro demek geri çekil, hı-hı, biraz bekle, geri çekil, olaya, aynen, dışarıdan bak ya da biraz içine bak, kendini bir değerlendir demek. Bir de birine iyi gelen transit ötekine kötü gelebiliyor. Mesela bu benim evliliğim için kötü bir transit olabilir ama bir boşanma avukatı için iyi bir transit olabilir. Evet, doğru. Güzel. Yani nereden baktığımız da çok önemli burada, evet, gerçekten. Doğru. Birinin zaferi ötekinin felaketi olabiliyor bazen. Bakalım nasıl gelişecek. Gelelim Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor ve Mars Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesi 24 Aralık, Mars'ın Uranüs'le karşıtlığının kesinleşmesi 25 Aralık. Evet, Mars Uranüs karşıtlığı tabii burada. Daha sonra ay sonlarında Plüto'yla da tam bir tekare formu oluşturacak. Hatta bir müddet sonra Jüpiter'le beraber de büyük kare yapacaklar. Evet. 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 Grand Cross da denilen. Ne diyoruz? Grand burada? Kare'de, büyük kare'de o kadar da çok ismi var ki, çok önemli bir kalıp olduğu için ismi de bol maşallah. Evet. Çok önemli bir açı kalıbı. Evet. Neden çok önemli dersek, dört bir köşesi kapalı bir kareyi anlattığı için bir kere içinden çıkış yok. Evet. Kolay ya da kolay. Zor ya diye. Da önce zor. Boşlar. İnisiyatif alır. Allah'tan önce. Evet, bir de evet, sabit olsaydı gerçekten o zaman neredeyse buradan çıkış yok diyecekti. Önce olması ama yine de agresif etkileri ister istemez anlatıyor. Yani patlayıcı, o içte biriken enerjinin dışa çok hızlı ve çok ani ve bazen yıkıcı bir şekilde çıkması. Mesela buradaki planetleri de düşündüğümüzde dünyada işte isyan, başkaldırı, yakmak, yıkmak, evet, değişim için hayatı zorlamak, özgürleşmek ihtiyacını biraz abartılı kullanmak. Abartılı kullanarak çok fazla, evet, isyankar olmak gibi bir tarafı var ama ben olsam bunu nasıl kullanırdım, hı-hı, dediğimizde o güzel. Ben bunu çok büyük bir başlangıç yapmak için kullanırdım, hı-hı, hayatımda. Evet. Hiç yapmadığım kadar. Çarpışmayı göze alırdım. Aynen, yani her şeyi gerekiyorsa yıkıp
Evet. Ama çok tabii yıkıp derken de böyle perişan etmeden etrafı. Evet. Kalıpları yıkıp devam etmek, yenilik yapmak ve yeniden başlamak için kullanırdım. Hele ki Mars terazide de geri gittiği için. Gerçekten bunu belki evet. bir artık gereksiz bir ilişkiyi yıkmak, hayatımdaki bir özel ilişkiyi ve yepyeni bir yöne doğru gitmek için yapardım. O zaman yeni yılda insanlar biraz daha yeni işlerle başlayacaklar. Bıraksınlar sevgililerini. Yani hakikaten burada mevcut şartlara isyan çok var. Belki bir şirkette çalışan birisini düşünün, hakkını alamadığını düşünüyor. Patronundan fazla belki dikta baskı geliyor vesaire, hani ceketini alıp işi bırakıyorum diyenler vesaire, ya da ilk ikili ilişkilerinin yürümediği vesaire, bunları diyebiliriz. Ama tabii şimdi burada ister istemez çok sert karakterde 3 tane gezegen Mars, Plüton ve Uranüs. Jüpiter'de büyütücü etkisiyle bunu büyüttüğü zaman hakikaten sert ve şiddetli çok olaylara doğru. risk olarak Kesinlikle. Atıfta bulunuyor. Yani biz her ne kadar elimizden geldiğince sizlere daha neşeli bir şekilde de anlatmaya çalışsak bir takım sert etkilere uyarmamızda fayda var. Yani aslında bir yandan da hoşuma da gidiyor şimdi düşünüldüğü zaman. Her şey devam etmek zorunda değil hayatta. Tabii ki bitmesi de gerekiyor. Yani bitmesi gereken ilişkiler var, bitmesi gereken pek çok şey var zaten. Hayatın kendisi de bitmeye yönelik. Doğru. Çünkü sonunda bir bitiş var. Aynen. O bitişten belki var. Başlangıca atıfta bulunduğu kesinlikle için. Kesinlikle yani burası bunu yaratabilir hayatımızda. Ama bu tabii ki güllük gülistanlık bir bitiş değil. Bu biraz zorlanarak, biraz acı çekerek olacak bir bitiş. Evet. Galiba güzel tarafı da bu. Acı varsa ödül de var çünkü sonunda. Evet. Yılbaşına doğru bakalım neler yaşayacağız. Ben de çok merak ediyorum bütün bu açık kalıplarıyla birlikte. Peki şimdi bu açık kalıplarından biraz da daha bahsedeceğiz ama yılbaşı deyince sen dedin ki tam yılbaşı gecesi. Aynen. Bakalım klasik zaten Oğlak gece burcu 12. gece 12 terazi yükseliyor haliyle. Evet, haliyle. Her zaman olduğu gibi. Fakat tabii bu her zaman aynı gezegen yükselmiyor. Burada Mars var 11 İstanbul'a derecede. İstanbul'a göre çıkarttığımız haritada İstanbul'a göre yükselen de Mars durmakta. Ve Güneş, Plüton, Merkür'le birlikte kare. Üstelik de Mars 11 derecede, Merkür 11 derecede ve tam 11 derecede de Plüto var. Böyle bir dizilim var. Aslında bu demin verdiğim örneği sanki onaylayan bir harita gibi. En azından İstanbul adına bir 7 ekseninde Mars, Uranüs karşıtlığı düşündüğümüz zaman otomatik olarak hani demin verdiğim örnekten yola çıkarsak gerçekten ikili ilişkilerde kopuşlar. Evet. Yani bu bir birey haritası olsaydı mesela tam şurada çıkarttığımız İstanbul'a göre bir 7 ekseni ve Mars, Uranüs karşıtlığı. Tabii ki şunu da dahil edelim. Evet. Plüton yukarıyı da birleştirdiğimizde bir büyük kare yine devam eden. Merkür Plüton'la aynı derecede kavuşmakta. Evet. Çok güçlü etkiler ve buradan da yine aynı dereceden Mars'a bir kare yapmakta. O zaman yeni yılı havai fişeklerle mi giriyoruz? Gerçekten galiba öyle giriyoruz. Biraz böyle ifademizde de iletişim kurarken de yani bir anda sert bir cümle, kırıcılık. Evet. Agresyon, şiddet var. Yine istemediğimiz bir şey gerçi ama ortaya çıkabilecek risk şeylerden biri. Risk olarak bunlar biri. Var. Risk olarak bunların hepsi mevcut yılbaşı gecesi. Ama bizim keşke daha güzel var. Olsaydı. Bizim irademiz var. Biz nasıl kullanacağız bu çok önemli. Tabii. Bu bize neyi gösteriyor? Bu civarda özellikle ayın 20'li tarihlerinden itibaren bilhassa Mars-Uranüs karşıtlığının kesinleşeceği 25 Aralık'tan itibaren sonra Merkür'ün Uranüs'le, Güneş'in Uranüs'le, Mars'ın Plüto'yla açıları 29, 30, 31 Aralık bütün buralarda sert etkiler olduğunu uyanmamızı... Gökyüzü burada sıkı çalışıyor. Sıkı yılbaşı etkileri var yukarıda. Ha, bu arada sert açılar gelişim demek. Tabii. Bizi testten geçiren olaylar çok hızlanır böyle dönemlerde. Tabii. Bizim de çözüm üretme becerilerimiz ister istemez zorlu Kesinlikle. Olaylar karşısında artar. Bu şartlar altında sıkı durmamız gerekiyor. Ve başa çıkmayı becermemiz gerekiyor. Çok doğru. Tabii aynı zamanda şunu da az evvel Barış Özkırış'ın söylediği gibi anlamamız gerekiyor. Bazı şeyler biter, bazıları başlar. Tabii. Bazen bir şeylerin bitmesi için kırılım yaşamamız gerekir. Bu belki de böyle bir kırılımı aynısı işaret eden bir zaman. Aynısı dünya için de geçerli değil mi? Dünyanın hani o dibe vuruşları geçmişte. Evet. Binlerce yıl önce olan sonra evrimleşmesini düşündüğümüz zaman önce bir kriz, ondan sonra dönüşüm. Bu kadar krizin olmadığı yerde dönüşüm çok fazla olmaz. Yok yani zaten. Şöyle bir ifadesiyle
aslında bir yozlaşma, bir dejenerasyon hı-hı. derken bir rejenerasyon. Aynen. Tekrar oluşum. Tam da bunun zamanlarındayız. Tabii yine burada ister istemez dikkat çekmemiz gereken şeyler ay sonlarında biraz gene doğal afetlere hı-hı, açık hı-hı, bir hı-hı. döngüde olduğumuzu gösteriyor. Hı-hı. Ekonomik anlamda biraz streslere açığız açık olduğumuzu yine. Gösteriyor. Aynen. Ya bunlardan bahsetmemiz gerekiyor tabii ki, açıkçası. Tabii. Çünkü haritaları okuyarak gidiyorsak, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarını anlatıyorsak olumsuz bunlardan bahsetmemiz. Durumlar ve hatalar da hayata dahil zaten. Doğru, bunların aynen. dahil olmadığı bir hayat yok aslında. Böyle aynen, bir hayat aynen. mevcut değil. Bence bu zorlu olaylar bizim irademizi testten geçirmek üzere var ve biz irademizi daha etkin bir şekilde ortaya koymalıyız. Ben en çok bu işten bunu anlıyorum. Seçim özgürlüğümüz her zaman var ama seçilmiş burada gördüğümüz gibi onun içerisinden bir şeyleri çok seçiyoruz. Doğru. Cüzi irademiz var. Onun da bir farkında olalım. Değil mi? Hem kendimizi böyle çok büyüksemeyelim ama hem de küçümsemeyelim. Tabii. Ortalarda bir yerde yerimizi tutalım. Tepkilerimizi organize edebilme becerimiz var. Aynen. Etkileri edemesek de evet. yani bu aynen şunun gibi, ben yolda giderken benim arabama başka bir araba gelip çarpabilir. Ben evet. iyi kullansam bile arabayı. Evet. Aynen öyle. O ama orada o bana çarptıktan sonra benim vereceğim tepki yine benim özgür irademle alakalıdır. Doğru. Yani buraya paralel düşünürsek biri beni çok sinirlendirebilir. Evet. Ama onun beni sinirlendirmesine benim vereceğim tepki çok yine önemli. Benim özgür irademle alakalıdır. Aynen. Peki bu zorlu etkilere evet. rağmen biz yılbaşında gene de çok güzel İnşallah. Vakit geçirebiliriz. Ne diyorsun? Yeni yıl mesajın nedir? Sağlık, huzur, mutluluk çok klasik gerçi ama gerçekten istediğim bu. Çünkü bence bütün dünyanın herkesin ihtiyacı var. Biraz huzur, evet. bol bol sağlık, evet. aşk. Ve başarı. Başarı. Zaten bunların üçü varsa başarı da gelir kendiliğinden evet, diye Allah düşünüyorum. O zaman yeni yılda inşallah her şey gönlümüzce olsun. Aslında büyük resmin içerisinde bizim yakalayabildiğimiz temalardan bahsettik. Mutlaka sizler daha fazlasını da yakalayabilirsiniz. Biraz astroloji öğrendikçe insan hayata çok farklı bir perspektiften bakabiliyor. Umarım zaten astroloji bilenler de bizi izliyorlardır. Henüz astroloji öğrenmemiş olanlar da gökyüzü etkilerini okuma konusunda giderek daha fazla arzu istek duyarlar. Ve kendilerini geliştirirler. Bilgi dolu bir 2014 olsun. Sevgi evet. dolu bir 2014 olsun. Ve hiç tükenmeyen umutla, sevgiyle mutlu yıllar diliyoruz beraber. Ve transitler nasıl olursa olsun 2014 muhteşem olsun. Muhteşem olsun. Görüşmek üzere.